Arkadaşlar, psikolojiden tasavvufa sohbetler sayfasında biz Ümit Hoca'yı alamadık o sayfaya. Ben bir de kendi sayfamdan deneyeyim dedim. Belki buradan kendisini alabilirim diye düşündüm ama bir de buradan deneyeceğim bakalım. Eğer buraya gelebilecek olan varsa buradan Ümit Hoca'yla sohbet etmeyi deneyeceğim. Çünkü diğer sayfadan alamadım. Sevgili Ümit Hoca'yı belki sayfayla ilgili bir hata olabilir diye düşündüm. Ama eğer olursa buradan almaya çalışacağım. Sevgili Ümit'e de haber vermedim kendi sayfamı açtığımı. Kalbi olarak haber gönderiyorum. Telepatik olarak sevgili Ümit sana haber gönderiyorum. Buradan benim sayfamdan sohbet edebilelim diye. Evet, bakalım buradan sevgili Ümit hocamı bu programa alabilecek miyim? Gülcüm hoş geldin. Fatih sen de hoş geldin. Ben de sana el sallıyorum. Ayşe'cim sen de hoş geldin. Bakalım Ümit hocayı bu sefer kendi sayfamdan alabilecek miyim? Heh. Şimdi Ümit'i buradan deneyeceğim. Evet, galiba buradan alabileceğim. Evet, Ümit hocayı bekliyoruz. Sanırım benim sayfamdan kendisine ulaşabileceğim. Evet. Merhaba. Ümit Ses hoş onu. Hoş bulduk. Yağmur duruyorum ben. Nasıl Ya yapacağız? şükür. Şöyle bir Evet. yapalım. Biraz çevirebilirsin. Şükür kavuşturana. Öyle oldu Dedim ya. ki, Ümit yüz görümlüğü istiyor herhalde. Herkesten bir Fatiha istedim senin için. Vallahi orada da ben çırpınıyorum girmek için de bir türlü alınamıyorum Aynen yani. öyle. Ama niye bilmiyorum. Psikolojiden tasavvufa sayfasında giremedik. Ben de kendi sayfamdan açmak zorunda kaldım. Oradakilere haber vermedim ama Ülkü belki bir yayın yapabilir. O sayfadakiler bizden takip etmesi için. Senin sayfan açık mı? Herkes takip edebiliyor mu? Evet açık. Açık. Yalnız benim şöyle nasıl yapacağız? Yan mı çevireceğiz şunu? Bende mi Bu terslik var? iyi. Ben şu an görüyorum Ümit'çim seni. Görüyorsun da ben telefonu sabitleyemedim. Şöyle Tamam. sabitleniyor Sen da böyle de... telefonu sabitle. Bayağı bir heyecanlı bir giriş yaptık. Evet Yaklaşık evet 25 kriz dakikadır. kriz krize Sana başladık diyorsun. canlı yaşayıp gösterelim dedik. Kriz karşısında Ümit Hoca ne yapıyor, ben ne yapıyorum diye. Bugün Tamam. hakikaten ama benim bütün işlerim öyle oldu. Sürekli bir kriz yönetmek zorunda kaldım. O enerji de devam ediyor sanırım. Aynen devam ediyor. Şu Üzerimize, anda ben yayına da diğer bir krizi yansıyor yaşıyorum. herhalde. Duyuyor Telefonu musun beni? sabitleyemiyorum. Duyuyor musun sen beni? Ben seni duyuyorum Ümit. Tamam. Şimdi diğer bir krizi yaşıyorum. Ben şu bilgisayarı koyayım. Telefonu ona üzerine sabitliyorum. Biraz bekleteceğim. Çok kısa Tabii bilgisayar tabii. getiriyorum. Olur Evet, mu? ben bu arada Ülkü'den rica ediyorum sayfamızın psikolojiden tasavvuf sohbetler sayfasından. Ülkücüğüm duyuruyu yaparsan eğer benim sayfamdan ya da Ümit Hoca'nın sayfasından programı yapacağız diye. Çünkü diğer sayfada sıkıntı yaşadık biz. Sayfanın kendisiyle ilgili bir problem var galiba. Ümit hocamı ancak kendi sayfamda alabildim ben programa. Evet, onun hazırlanmasını bekliyoruz şimdi. Şöyle bakalım. Evet, Yasemin ablacığım sen de hoş geldin. Sevgili Habibe de burada. Habibeciğim sen de hoş geldin. Merhaba Evet Ümit, tekrar. ben Şu anda bayağı iyi. bağlan çözül senin hakkında azıcık bilgi vermeye çalıştım arkadaşlara. Duydum bazılarını. Teşekkür ederim. Güzel şeyler de söyledin. Memnun oldum. Duydun mu? Evet. Evet. Duydum ama İyi ki iştirak varsın edemedim. tabii. Bir sürü insanın hayatına dokunuyorsun. Gerçekten ilham oluyorsun. Birkaç şeyini ben de dinledim. Böyle sıkışmış, hani bir yerde böyle bir cevap arayan insanlar için inanılmaz şeyler, güzel şeylerden bahsediyorsun. Bugün de seninle birlikte biraz kahramanın yolculuğundan bahsedeceğiz. İstersen ben sözü sana Teşekkürler. bırakayım. Gayet iyi. Şu an kaydediliyor değil mi program? Bir sorun yok. Evet, şu an Ben görüyorum. kaydediliyor Ümit. Aha. Benim Tamam. Instagram hesabımda. Ha, tamam harika. Herkese iyi akşamlar. Nesrin sana da, Ülke Hanım'a da iyi akşamlar ve diğer izleyicilerimize de. Kaç kişiyiz? 24 kişiyiz şu anda. Evet, bugünkü konumuz önemli bir konu. Artık ben
Bayağı anlatmaya başladım. Son zamanlarda da epey bir talep var. Belki ihtiyaç var. Bu yüzden böyle bir durum söz konusu. Kahramanın Yolculuğu, Joseph Campbell. Ondan bahsedeceğiz. Ve tasavvufi bir anlamı da, içeriği de var aslında anlatacağım şeylerin. Yani sizin sayfanıza da uygun bir içerik barındıracak diye umut ediyorum. Dinleyiciler ya yani izleyiciler için de tatmin edici olacaktır. Çünkü bu konu hepimizi ilgilendiren bir konu. Hepimizin hikayesi, hepimizin ruhuna dokunacak bir konu. Çünkü hepimiz yaşamda kahraman olma amacıyla belli serüvenler, belli maceralar yaşıyoruz ya da kurban oluyoruz kahraman olmak yerine. Onların ne olduğunu bugün biraz açacağım ve bu perspektif, bu paradigma bize nasıl katkı sağlayabilir yaşamımızda? Onu anlatmaya çalışacağım Nesin. Ümit, başlamadan önce benim böyle çok okurken biraz programdan önce şey çok hoşuma gitti. Joseph Campbell'ın babasının onu işte 7 yaşındayken bir sinemaya götürmesi, oradaki kovboyların hikayesi. Sen daha iyi biliyorsun tabii. Ve orada hani yıldız olan kovboylardı ama onu etkileyen bir Kızılderenin gözlerindeki bilgelikti diye böyle bir aktarım var. Bu beni çok etkiledi hakikaten de. Senden daha güzellerini dinleyeceğiz tabii. Evet. Evet öyle bir şey vardı. Ben de şimdi hatırladım. Çok detaylı hatırlamıyorum. Kızılderililerden çok etkilendiğini Campbell'ın Evet. hatırlıyorum okumalarımdan. Evet. Şimdi konumuz ne? Öncelikle ne kadar süremiz var? Bu canlı yayından sonra devam edecek miyiz? Biz ona göre bir planlama yapayım ben. Bu bir saat sürüyor Yani herhalde, değil mi? şöyle hani 25 geçe yarım saat başladık. Bir 40 dakikamız var Ümit. 40 dakika. 40 dakikada kahramanın yolculuğunu özetle diyorsun bana. Peki. Hayatın anlamını 40 dakikada vermek gibi bir şey ama neyse deneyeceğim. Şimdi nereden başlayayım ilk önce? O zaman hızlı hızlı biraz anlatayım. Sonra sorulara geçelim, olur mu? Çok özet Olur. başlıklarla anlatayım. Şimdi Olur. kahramanın yolculuğu ne? Öncelikle kahramanın yolculuğunun kuramsal temeli için nereye bakmamız gerekiyor? Carl Gustav Jung'un kuramına bakmamız gerekiyor. Joseph Campbell da ondan etkilenmiş bir araştırmacı, bir yazar, bir mitoloji uzmanı. Ve mitolojiye çok ilgili ve yapmış olduğu gözlemlerde, karşılaştırmalarda bütün bunların aslında sembolik bir takım ögeler barındırdığını bize söylemeye çalışıyor. Ama ilk önce Campbell'ın modelini anlamadan, aktarmadan bir psişe modeline bakmamız lazım Jung'un. Jung'un psişe modeli de biraz karmaşık gibi görünüyor ama son derece de basit aslında. Ben biraz basitleşerek anlatıyorum eğitimlerimde. Bir metaforla Ne güzel. anlatıyorum. Çünkü Onun adı Jung'u anlamak çok kolay bir şey değil. Gerçekten Türkiye'de onu en güzel anlatan insanlardan birisini tebrik ederim Ümit bu arada. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Ben de tez konumu aynı zamanda Jung. Doktora tezinde arketipler üzerine yapıyorum. Ve bayağıdır okuyorum. O yüzden de bir birikim oluştu. Ve onları da aktarmayı da seviyorum. Kendi akıl hayatımı da aktarıyorum. Teşekkür Çok ederim. da Böyle düşünmeye çok sevindim. da basit aktarıyorsun. Bu çok güzel. Evet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bugün de o basitliği umarım aktarabilirim. Şimdi bir model çizelim zihnimizde. Bunun adı kapalı çarşı modeli. Artık sürekli tekrarlıyorum. Danışanlarıma da anlatıyorum. Bu kapalı çarşıyı bu Beyazıt'taki İstanbul'daki çarşı olarak düşünelim. Aslında yaşadığımız toplum olsun bu. Ve çarşı içerisinde var oluyoruz. Orada büyüyoruz, orada doğuyoruz, orada yetişiyoruz ve orada öleceğiz. Bir kısmımız ölüyor. Bu çarşı bir toplumsa içindeki dükkanlar da kişilikler olarak hayal edelim. Farklı farklı kişilikler ve hiçbiri birbirine benzemiyor. Ve o kişiliğinde belli parçaları var. Ve o kişilik içerisinde var oluyoruz. Sınırlarımız o dükkan içerisinde. Yani o kişilikleri dükkanlara benzetelim kapalı çarşı içerisinde ve en yakınımızda da eşimizin, dostumuzun, arkadaşlarının dükkanları var. Onlarla bir münasebetimiz, iletişimimiz var ama en temelde bizim sınırlarımız kendi dükkanımızın içerisinde. Şimdi bu dükkanın parçalardan bir tanesi vitrin. Vitrin bizim dışa açılan kapımız. Ve insanlarla iletişim kurarken bu vitrini kullanıyoruz. Şu an sen de vitrini sergiliyorsun, ben de vitrini sergiliyorum. Çok doğal. Çünkü olması gerekiyor sağlıklı bir insanda. Buna Jung persona diyor hatta. Aslında maske, eski Yunan'daki maskeden gelen bir kavram ama bu persona bir arketip yani her insanda, her sağlıklı insanda diyeyim. Küçük yaştaki çocuklar hariç diyelim. 3 yaşa kadar yok zaten. Ama 3 yaşından sonra persona biraz daha süper ego ile yani dışarıdaki kurallar, kaideler, toplum içinde var olma çabamızdan dolayı bir persona geliştiriyoruz. Bu persona da kişilere göre değişiyor, ortama göre de değişiyor ve esneklik gösterebiliyoruz. Ama fazlasıyla personayla Bunun bir gücü de var, değil mi özdeşleşmişlik. Ümit? Yani bu personanın bir gücü de var. Tabii. Yani Değil mi? persona zaten iletişimde ilk kanal, ilk bakış ve bir enerjiyi barındırıyor ve iş dünyayla ilgili çok büyük
bilgi veriyor. Ama bunu doğru okuyabilirsek, yani biraz sezgisel kanal açık olursa personadan yola çıkarak kişilik yapılanması ve iç dünya hakkında çokça bilgi alabilirsiniz. Bu gerçekten öğrenilen bir beceri, geliştirilen bir beceri. Bunu Jung çok iyi okur. Persona çünkü kişiyi ele veren önemli bir noktadır. Dolayısıyla vitrindir aslında sergilediğimiz ve genelde de benim sesim eko yapıyor bu arada. Benden mi geliyor, nereden geliyor? Biraz o beni şaşırtıyor ama bir şeyi sesi mi Biraz kısmam gerekiyor? yani biraz az geliyor ama Ümit kulaklıkla mı alakalı acaba? Kulaklığı çıkarıp denesen sesin nasıl olur? Deneyim. Şu an nasıl? Biraz konuşman lazım. Geliyor mu sesim şu anda? Şu an aynı mı? Daha mı farklı? Daha azaldı sanki Ümit. Daha O zaman azaldı. ben mikrofonu takayım tekrar. Mikrofonla bir Evet. saniye. Neyse, eko Vitrinimizden geliyor bana. bahsediyorduk işte. Tam da heyecanlı yerinde böyle. Tam Tamam, insanlara karşı vitrinimizi bozdu işte, değil mi? Yani kriz konuşuyoruz. hemen. Ne güzel vitrini güzel oluşturmuştuk Ne yani. güzel Peki. kurmuştuk vitrini. Güzel güzel Tabii şimdi süslemiştik. vitrin bozuldu. Neyse şimdi toparlarız. Şimdi o vitrin aslında dışa açılan dünyamız ve biz başkalarıyla iletişim kurarken o vitrin üzerinden iletişime geçiyoruz ve kişilere göre değişiyor, ortama göre değişiyor. Sen şu an farklı bir vitrin sergiliyorsun, ben de ailemiz de farklı, resmi bir ortamda farklı vesaire. Ama genelde de iyi görünmesini, temiz olmasını, dikkat çekmesini belli oranda takdir edilmeyi, sevilmeyi bekliyoruz. Mesela sen bu biraz önce bana, ben orada bağlanırken bir şeyler söyledin. Hoşuma gitti. Vitrinin öyle sergilenmiş olması güzel. Ama burada mesela sırf bunun üzerine bir yapılanma varsa orada artık persona inflation dediğimiz, Jung'un dediği tabir çıkıyor ve o zaman da ego dediğimiz yapı personayla fazlasıyla özdeşim kurup sürekli narsistik bir yapı içerisinde olması gerekiyor. Tam da burada Ümit, Joseph Campbell'ın söylediği bir şey var. Profesör olmaktan çok korkuyordum diyor. Yani o fikir bile beni çok korkuyordu. O sanki o personanın kendini işgal etmesi gibi, değil mi? Evet. Buna egonun personayla özdeşleşmesi. Yani kendini ondan ibaret zannedip bir süre sonra artık kişinin kendi iç dünyasına yabancılaşması olarak karşımıza Evet, bu çıkar ki internet narsistik kişiler de fenomenlerinin vardır. Bu Aha. internet fenomenlerinin biraz takipçi düşünce depresyona girmeleri dedikleri şey de böyle bir şey değil Tabii mi? canım. Yani birçok ünlünün zaten burada yaşadığı temel sıkıntılarından biri. Bir persona inşa ediyorlar. O persona bir süre sonra beslenemiyor. İç dünyadan kopuk. Sadece persona da var olan bir kimlik yapısı açığa çıktığında, o beslenme kesildiğinde de büyük bir depresyon ya da boşluk hissi ya da yabancılaşma doğuyor. En temelde bu sorun. Yani dolayısıyla vitrin önemli ama vitrine tam yatırım yapmamak da lazım. Çünkü vitrinin geri planındaki iç dünya var, dükkan var, o da önemli. Şimdi daha da önemli olan kısma daha sonra gireceğim ama vitrinden içeri girelim. Harika Vitrinden içeri gidiyorsun. girdiğimizde bir bizi dükkan karşılasın. Bu dükkan da aslında iç dünyamız ve Jung'un bilinç dediği alan. Burası aydınlık. Neden aydınlık? Çünkü farkındayız. İç görümüz var. Yani bakıyoruz ve görüyoruz. Şu an düşünürken mesela zihninin arka planında bir şeyler geçiyor. Benim de geçiyor ve fark ediyorum. İşlemliyorum yani. Duygular, düşünceler, algılar, sezgiler de burada bu arada. Jung'un tabiriyle bilinç alanında sezgi var. Ve burası aslında Atölyemiz gibi galiba, değil mi Ümit? evet. İçsel atölye gibi çalışan bir atölye. Kesinlikle. Yani bir atölye aslında orada varoluş amacımız oradaki malzemeleri düzenleyip işlemlemek. Birazdan bahsedeceğim alandan da malzeme getirmek. Orada kapasitelerimiz var çünkü. Düşünce kapasitemiz, duygular, analitik düşünme, mantık vesaire, bilinç dediğimiz alan bizim hayata adapte olabilmemiz için çok önemli. Çünkü gerçeklik zeminine oradan basıyoruz. Yani o olmasa zaten dağılırız. Psikolojik dağılma açığa çıkar. Topluma uyum sağlayamayız ve problem doğar. Dolayısıyla o bizim gerçeklikle temasımız bilinç sayesinde ve çok önemlidir Jung'da da akıl, bilinç. Farkındayım. Düşünüyorum. O halde varım dedikleri işte o bilinç. Yani bilinç dışından doğar Jung kuramında ve her kişinin hayatında öznel bir alanı temsil eder. Okyanustaki bir adacık gibidir. Ve bu alanda bir şeyler hissederiz. Kızarız, öfkeleniriz, mutlu oluruz, kaygılanırız, bir şeyler düşünürüz, tasarlarız, geleceği düşünürüz, geçmişi düşünürüz, bu ana odaklanırız. Ve bu tarz komponentler, yapılanmalar bu alanda yeşerir. Ve bu alanda aslında biraz da şöyle mantık bir zeminidir burada. Rasyonel bakar, neden sonuç bağlantısıyla algılar olayları.
Buradaki içerikten biraz bahsedeyim. Buranın yasasından bahsedeyim daha doğrusu. Lineerdir zaman deneyimi. Lineer geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde algılarız olayları. Değil mi yani? Bunun dışında bir şey olsa gelip şaşırırız mesela. Şimdi geçmişteki bir arkadaşımız ya da bir halimizi karşımızda görsek bir olayı şok oluruz. Temel güven sarsıntısı yaşarız biliyorsun. Dolayısıyla buranın lineer olması önemli. Bilinç lineer işler. Mantık boyutunda değerlendirir olayları, analiz eder. Sezgisel bir kanal vardır bu arada. Bu Jung'da çok önemlidir ama bizim modern insan olarak bugün aşırı rasyonel lik pohpohlayan ortam bizi bu kanalda biraz bağımızı koparmıştır. Ama sezgisel bir kanal da vardır. Onu aktive etmek gerekir. Onu biraz daha gireceğim ama buradaki yapılanmayı biraz anlatayım. Yasayı anlatayım. Lineer, mantık, rasyonel, neden, sonuç, bilinci. Dualite var bir de. Dualiteyi de algılıyoruz. Yani olaylar bize dualite perspektifinden anlamlı geliyor. Yani zıtlıklar. Mevlana'nın dediği gibi her şey zıttıyla kain. Ve dualite ak ve kara, ak olmadan karayı anlayamıyoruz. Üzüntü olmadan mutluluğu anlayamıyoruz. Ölüm olmadan yaşamı anlayamıyoruz. Kış olmadan yazı anlayamıyoruz ve dualite işliyor burada. Ve bundan dualitenin dışındaki bir şey de bizi kavramamızın ötesine geçiyor. Şimdi onu da oraya da anlatacağım. Dolayısıyla burası bilinç alanımız. Duygular, düşünceler, algılar, sezgiler burada. Dualite burada. Neden sonuç bağlamında algılama burada. Ve bizim hayatımızın büyük bir kısmı, aslında hayatımızın büyük bir kısmı derken topluma açık ve hani ne derler, hayata uyumlanma becerimiz bilinç alanımızla alakalı. Dolayısıyla akşam yatağa yattığımızda vitrini kapatıyoruz. Kimse yok mesela. Sergilecek kimse yok. Bir kişi, bak, en yakın birimiz, bir eşimiz, dostumuz bile olsa onun bir personası vardır. Bizde kodlu. Hemen o devreye girer. Değişir zamanla da, tecrübelere dayanır. Ama ona sergilediğimiz bir persona vardır. Ama yatağa yattığımızda onu kapatırız. Ve iç dünyaya döneriz uyumadan önce. Ve o günün muhasebesini yaparız. Geçmişe gideriz. Geleceği düşünürüz. Bugünü yaşarız. Bir takım duygular hissederiz. Hala bilinçteyiz bu arada. Ve yavaş yavaş da bir depoya ineriz. Şimdi bu dükkanın altındaki depo önemli. Burası böyle, şöyle hayal edelim. Bir ışık hüzmesinin yavaş yavaş azaldığı bir merdiven olsun orada. Yani ışık hüzmesinin azaldığı bir merdiven. Burası bilinç dışı. Jung'un buradaki depo dediğim şey aslında hepimizin hayatında bilinmeyen karanlık tarafımız. Ve uykuya geçtiğimizde daha çok aktive olan bir alan. Çünkü rüyalar görüyoruz biliyorsun orada. Farklı bir boyut açığa çıkıyor. Geçmiş, gelecek, şimdi, ötesi birbirine karışıyor, zaman, mekan farklılaşıyor. İşte burası depo alanı ve bilinç dışı alan. Şimdi bilinç dışı alan çok önemli Jung kuramında. Neden önemli? Aslında bizim hakikatlerimizin çoğunluğu da orada. Yani bilincin çok daha ötesinde bir derinlik, hatta sonsuzluk o alanda var ve bizim bir parçamız aslında. Biz de Ortak sonsuzluğun havuz, bir bütün parçasıyız. ortak havuz olan kısım da bu alan, değil mi Ümit? Evet. Yani ortak Bütün havuzu şöyle insanlık da ortak havuz tarif olmuş. edelim. Aynen öyle. Aslında ilk depomuzu, ilk katmanı bir kişisel bilinç dışı olarak kabul edelim. Kişisel depomuz. Ve orada ne var? İlk önce anlatayım, sonra ortağa geçeyim. Orada bizim kişisel geçmişimiz var. Bastırdığımız duygular var, düşünceler var. Her türlü olumsuz ya da olumlu olaylar da olabilir. Yani olumsuz olaylarımız var. Geçmişimizdeki bitirmemiş olaylar, yaz sürecinde tamamlanmamış durumlar, annemizle kurduğumuz ilişki, babamızla kurduğumuz ilişki, ondan sonra travmalar, bütün bu alanda hatta kendimizden bile gizlediğimiz bazı duygular, değil mi? Çıktığı zaman toplumun kabul etmeyeceği ve bizi de utanç ya da suçluluk gibi bir takım durumlar ortaya çıkaracak yapılar da burada. Dolayısıyla aslında burası görmekten Kaotik bir alan kaçındığımız, bastırdığımız diyorsun. alan. Evet. Sadece olumsuzluklar yok Jung'a göre. Bu alanda aynı zamanda potansiyel de var. Beceriler de var. Karanlık, o da karanlık ama belli bir seviyeye gelmeden çıkartamıyoruz onu. Bu da önemli. Çünkü Jung'daki fark bu. Yani Freud'a göre orası cinsellik ve agresyon barındıran negatif bir alandır. Jung sadece onun bir kısmı olduğunu söyler cinsellik ve agresyonun. Çok daha derin farklı boyutları olduğunu ifade eder kuramında ve olumlu şeyler de buradadır. Ama %80'i olumsuzluklar barındırır. Olumlu şeyler nedir? Yaratıcı tarafımız, potansiyelimiz, mizah becerimiz, pratik zekamız vesaire böyle. Bunlar hepsi olumlu taraf. Ya da daha geniş perspektiften bakabilen parçamız olayları. Buraya da zaten Jung bütün bu karanlık alanı da gölge arketipi olarak tanımlar. Gölge, yüzleşmekten kaçtığımız, bilince çıkarmaktan uzaklaştığımız her türlü hakikatimiz ve gerçeğimiz. Ve bu alanda ne kadar çok bastırılmış malzeme, duygu, dürtü, olay varsa halledilmemiş bir enerji olarak orada varlığını devam ettirir ve gölge bir baskı unsuru yapar bilince.
Yani yukarıya. Dolayısıyla işte her zaman bilinen kendini tanı mottosu vardır. Tasavvufta da çok önemdir. Kendini bilir, Kendini bilen bilen Rabbini bilir Rabbini vesaire. bilir diye, Evet. evet. Arif Evet. kendini bilene denir. Aynen öyle. Yani bu alanda ne kadar çok düzleşirsek, ne kadar çok buradaki karanlığı aydınlığa çıkartırsak, onlar zaten ham malzeme olarak kalmaz. Bizim tarafımızdan bilinçli olgunlaştırılır ve bu bizim bütünlük kazanmamıza yol açar. Ve bununla bilinçle bilinç dışının bağlantısı kurulmaya başlar ve Jung Şey buna geldi aklıma kendi... Ümit, yani Peygamber Efendimizin hani bir savaş sonrasında küçük savaş bitti, büyük savaş başladı, büyük cihat başladı dediği şey, asıl savaşın kendi içimizde o karanlık taraflarımızda olan savaşı kastederek söylediği bir şey geldi. Ne kadar güzel Evet. bahsetmiş gerçekten, o karanlık taraflarla yüzleşmek, onları aşmak asıl büyük savaş galiba. Aynen öyle. Yunus Emre de o konuda şey der. Meydanlardaki cenk ne ola ki insanın içindeki savaşın yanında? O da çok aynı şeyden bahseder. Çünkü orası çok daha böyle bizim için kaotiktir. Bizim bilinmediğimiz taraflarımızı temsil eder. Bastırdığımız ve Jung'a göre karanlık kardeşimizdir aslında. Bu mitolojilerde, masallarda hep şey olarak geçer. Birazdan bahsedeceğim. Kötü figürler. Ejderhadır, cadıdır, şeytandır vesaire. Ama bizim içimizde de onun bir temsili vardır. Ve biz onu bastırıp topluma uyumlu hale getirmeye çalışırız Çok benliğimizi, ilginç Ümit. personamızı. Bugün biraz Campbell okurken şeytanla ilgili yorumu gerçekten beni çok etkiledi. Şöyle diyor, şeytan diyor ayrımcılıktır. Yani Yunan mitolojisinde ayrımcılığın adına şeytan diyorlar. Ve iki kişiliğin adına şeytan diyorlar diye. Hani böyle yorumlaması da hoşuma gitti açıkçası. Ne kadar güzel yorumlamış. İki kişilik derken neyi kastetmiş? Yani ayrımcılık yapan boyut. Evet, iki kişilik, yani çoğul kişiliktir, iki kişiliktir, ayrımcılıktır diye yorumlamış. İlginç. Ona bakmak lazım. Ayrımcılık, bozgun. Zaten burada yine şeytan arketipi de aynı yapıdadır. Yani bütünleşmenin önüne geçer. Bozgun yapar. Onu Bozguncu. kastetmiş muhtemelen. Bozguncu. Aslında ama bir katalizördür. Baktığın zaman. Katalizör yani bizi harekete geçiren bir unsurdur. Dualite gereği o da. Evet. Hatta yani Allah'tan şeytan sağlıklı bir olmadan... şey derler Ümit. Yani şeytan Allah'tan uzak kalanların sırrıdır derler. Yani onun da bir Evet. vazifesi vardır. Yani seni tekamüle erdirmek için Tabii. gelmiştir diye. Tasavvufta da böyle bir şey söylerler. Aynen. Lucifer'dir zaten. Işık getirendir baktığın zaman. Şeytanla ışık ne alakası? Baktığın zaman Değil karanlığın mi? efendisi. Ama ışık getiren bir temsili var. O yüzden bu anlamlı metaforik, sembolik yani. O yüzden Tanrı'ya ulaşabilmek şeytanın bu konudaki ne derler dürtmesi ve hareketliliğiyle de açar. Yani dualite gereği. Dualiteden ötesine geçebilmek için dualiteyi deneyimlememiz gerekiyor bilinç düzeyinde. Ve o dualite bilinç dışımızda da var bu arada. Yani bilinç dışımızda aydınlık ve karanlık taraflarımız da var. Ve bunlardan birisi de karanlık taraf olarak içimizdeki dürtüler. Yani aslında nefs ve şeytan olarak da geçilebilir. Hatta daha da derin bakarsan yüzleşmekten kaçtığımız her şey orada Campbell'da şeytan figürleri ya da ejderha, dev, canavar figürleri olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla yaşamdaki temel amaçlarımız bizim kahramanın yolculuğunda aslında bu alana yaptığımız yolculuklar ve iç dünyayı tanımak ve anlamak ve aydınlığa kavuşturmak. Bu neden önemli? Çünkü bu ne kadar çok kopuksa bilinçle bilinç dışındaki bağlantı kişi o kadar benliğinin spontanlığından uzak, kendiliğinden uzak ve otomatik savunma mekanizmalarıyla hareket etmek zorunda. Çünkü alttaki malzemeyi, enerjiyi bir şekilde zapt etmek durumunda. Ve ne kadar çok malzeme bolsa yüzleşilmeyi bekleyen karanlık taraf, kişinin bilinç düzeyi ve personası o kadar tutarsızlık, bozukluk ya da bir takım psikolojik sıkıntılar, varoluşsal boşluk, hiçlik duyguları. İşte bilirsin bugünkü modern insanın birçok insanın deneyimlediği şeylerden biri bunlar. Bu tarz sorunlarla meşgul olmuyor. Ne kadar Huzursuzluk. güzel. Ya burası çok kıymetli bence. Şu an bahsettiğin şey çok güzel, çok kıymetli bir yerdesin bana göre. Evet. Hakikaten o alt ne kadar görülmemiş bataklık kaynıyorsa, üstte de bir huzursuzluk, bir anlamsızlık, bir boşluk, böyle sürekli bir tedirginlik, sürekli bir kaygı kişiyi kontrol ediyor galiba. Aynen öyle. Şu anda benim mesela kaygı kontrol ediyordu. Şimdi sen beni böyle biraz yavaşlattın. Bir gölgemi gördüm. Çok hızlı kaptırıp gidiyormuşum mesela. Sakin anlatayım değil mi? Ne gerek var? Yetiştirmek için böyle çok Ben uğraştığımı fark şöyle, ettim o şimdi. kadar güzel anlatıyorsun ki böyle hani şey olsun, sindire sindire olsun diye yapıyorum. Yani yoksa hızını kesmeyebilirim. Evet, neyse yok benim siz hızımı kes çünkü ben kaptırınca gidiyorum. Evet. Bu benim için de iyi çünkü sakin sakin gitmek gerekiyor ama ben biraz belki vakit kaybettik onu telafi etmek bir şeyler eksik kalmaması adına söylüyorum.
Neyse, spontan gideyim ben gene. Bu alanımız Başka bir tane önemli. daha yaparız, hiç merak etme. Yaparız, yaparız. Bu alan önemli ve kendi hakikatlerimiz ve bastırdığımız unsurlarla alakalı. Bak şimdi beni sevgi dağıttı. Ümit Hocam sayfanızda canlı yayın gözükmüyor dedi. Şimdi benim Kaydediyoruz sayfamda niye gözüküyor? arkadaşlar. Paylaşacak Ümit Hoca. Tamam. Niye gözükmüyor? Şimdi kafam buraya takıldı. Şimdi bilince gittim. Oradan koptum. Neyse. Şimdi şöyle yapalım. Bilinç dışını anlamak için biraz da kolektif bilinç dışına da bakmak gerekiyor Jung'un tabiriyle. Bu da deponun altında ortak bir depo olduğunu hayal et. Çarşıda. Ve senle biz mesela şu anda bir çarşı içerisindeyiz ya. Senin şu anda bilinç dışın var. Benim de bilinç dışım var. Depom yani. Senin de depom var. Ama biraz derinleşince bir bakıyoruz ki ortak bir takım bir katman var bizim depolarımızın altında. Ve oradan bir şeyler var. Alışveriş var. Bir etkileşim var. Burası da önemli. Yani Jung'un kuramındaki en çarpıcı kavram da budur. Ortak bilinç dışı, kolektif bilinç dışı. Ve bu şu anlamı ifade eder. Aslında biz birbirimize bir şekilde bağlıyız. Yani kolektif alanda biz bir ortak alanı deneyimliyoruz. Ve bu alanda zaten en gizemli alanlardan biri Jung kuramında ve Campbell'da da çok iyi geçer. Ve arketipleri Yeryüzüsün barındırır. gözüsün diyor değil mi Campbell'da? Öyle bir şey söylüyor. Yeryüzünün gözü sensin diyor. Yani aslında tüm, ya yani burada çokluk ve birlik muhabbetleri geçiyor da aslında biz yine dualite algıladığımız için çokluk içerisinde birliği anlayamıyoruz, algılayamıyoruz. Ama aslında buradaki kurallar başka. Bilinç dışının kuralları çok başka. Yani şöyle bir örnek vereyim. 1 artı 1 eşittir 2 olur değil mi? Analitik olarak baktığın zaman. Ama 1 damla artı 1 damla 2 damla olmaz. 1 damla olur gene. Değil mi? Aynen. Ne güzel bir örnek. Çok Evet. güzel. Bunu böyle kavramak lazım. Evet, Aslında biz evet. orada bilinçli düşündüğümüz zaman onu Tam da bölüyoruz. sanki Direkt tevhid parçalıyoruz. inancı gibi değil mi? İki damla ya da kendini denize bırak, deniz ol. Sen zaten denizden bir parçasın Tabii. diyor Mevlana Aynen öyle. Hazretleri. Aha. İşte buradaki Evet. bilinç dışının işleyişi biraz farklı. O yüzden lineer zaman da yok orada. Yani lineerin ötesinde bir zaman var. Bunu rüyalarda deneyimleriz mesela. Farklı zamanlarda farklı kişilikler, alakasız durumlar iş içe girmiştir. Mekan zaman farklılaşmıştır. Bilinç dışı da böyledir aslında. Ve bu buradaki mesela en büyük mucize de Jung'un kuramındaki eş zamanlılıktır. Eş zamanlılık da çok önemlidir. O da şudur. Aslında bu katmanlar yani bilinç dışı sadece insanlık ortak bilinç dışı olarak düşünmeyelim. Daha da derinleştikçe tüm insanlık, daha da derinleştikçe tüm varlıklara kadar giren bir sonsuzluk alanından bahsediyor Jung. Ve bunun sonu yok. Sonsuzluğu gene algılayamıyoruz. Bak illa bir son buluyor zihin ama Jung'a göre sonsuz. O yüzden Jung şey diyor, sonlu bir bilinç sonsuzluğu kavrayamaz, anlayamaz. Sadece sezebilir, hissedebilir diyor. Bunu Bu arada... kadim Ümitçim bunu kadim öğretilerde de söylüyorlar. Mesela Bediüzzaman buna çok fazla değinmiş. Yani senin diyor hani aklın külli bir aklı diyor asla ihata edemez, kuşatamaz, anlayamaz. Bunu kadim öğretilerde inanılmaz Evet. derecede bahsediyorlar bundan. Evet. Hakikaten söylediğin Ya gibi o orada küçük biraz şey giriyor işte dualite gereği bir de ego giriyor. Ego da içimizdeki narsistik bir parça olarak da düşünürsek o da netleştirme çabası içerisinde. Nasıl anlayamam ya bir dakika anlamalıyım ben falan diyoruz. Yani orada bir teslimiyet yok. Dolayısıyla burada işte ego geliştikçe ya da bilinç açığa çıktıkça buradaki alan aslında teslimiyete doğru geçiyor ve orada sezgisel bir kavramla hissediliyor. Jung da zaten öyle der. Hatta bir sohbetlerinde, bir röportajlarında Jung'a şöyle bir soru sorular. Tanrı'ya inanıyor musun? Derler. O da der ki zor bir cevaplaması zor bir soru diyor. İnanmıyorum. Ben inanmıyorum, biliyorum diyor mesela. Bilmek burada işte oradaki Jung'da farklı bir kavrama açığa çıkartıyor. Orada inanmanın Değil mi ötesinde bilmek Ümit? ve Yani tecrübe inanmak etmek. için bir sürü delil getirmen lazım değil mi? Yani ben Ümit'e inanmam için, Ümit diye birinin var olduğuna inanmam için işte tanımam lazım, görmem lazım. Ama bildiğim zaman, ben Ümit'i biliyorum dediğim zaman sanki delile ihtiyaç yokmuş gibi ben öyle hissettim. Evet, yani bilmek sezgisel kanalın da devreye girmesiyle alakalı. Yani duygu, düşünce, algının dışında bir de sezgi var bilinçte. Jung'da Evet. açığa çıkan ve bu aktivasyonla mümkün olan bir şey. Yani bu herkes de var, sezilen de bir şey ve sezmek bir tecrübe alanı ve herkesin sezgisi kendine az aslında bir tarafıyla. Tecrübe ve bu Evet. yüzden hani o bilim dışı bir alan. Yani bilimin de tarif edemediği bir alan olarak geçiyor. Dolayısıyla böyle. Ne bahsediyorduk? Eş zamanlı. Şimdi orası Evet. kolektif En bilinç sevdiğim konu. dışı birbirine bağlantılı demiştim ya. Aslında eş zamanlılığı da şöyle okumamız lazım. Evrende her şey birbirine bir şekilde görünmez iplerle bağlı. Ve biz o evrenin bir parçasıyız.
O evrende olup biten her şey bizi etkiliyor. Bizde olup biten her şey evreni o etkiliyor. Yani damla okyanusu okyanus damlayı etkiliyor ve damlanın yasası ile okyanusun yasası aynı doğal olarak. Bu neden önemli? Bu şundan dolayı önemli. Kahramanın yolculuğuna bağlayacağım yine. Başımıza gelen olaylar, durumlar, krizler aslında tesadüfen olan olaylar değil, bir eş zamanlılığın sonucu çıkan şeyler. Ve o kolektif olarak bize bir şey göstermeye, bir şey öğretmeye ve bir farkındalık çalıştırmaya çalışan bir sistem. Yani bunu nasıl algılasak biliyor musun? Bu çok önemli bir şey aslında. Yani sen mesela benim hayatıma giriyorsun, bir kesişme oluyor o hayatta ve o kesişme, karşılaşma bir şeyleri doğuruyor. Mesela bu yayını yaptık. Mesela İstanbul Ticaret Üniversitesi'ndeki kesişmeden bu yayın doğdu. Bak farkındaysan şu anda birçok insan da bu yayını izleme fırsatı duydu. Şimdi bak tek İnanılmaz bir bir şey bu ya. Gerçekten çok bağlantının inanılmaz. yarattığı kelebek etkisinin işte fırtınaya dönüşmesi mi diyelim ya da yayılması mı diyelim. Belki bundan sonra başka süreçler olacak. Belki buradaki birisi bizi izleyen kahramanın yolculuğunu fark edip ilk defa hayatında büyük bir anlam kazanacak. Bak bunların hepsi bir etkileşim ve sınırsız boyutta algılayamadığımız bir sınırsızlık ve senkronizasyonu barındırıyor. Ve neden ve sonuç ilişkisinin dışında mantığın devre dışı kaldığı bir alanı tecrübe ediyoruz. Bu manada aslında her şey birbiriyle girift, birbiriyle bağlı ve lineer zamanla bunu algılamamız mümkün değil. Sadece bunu gözlemleyip, okuyup hayatımıza dahil edebiliriz olumlu manada. Buna eş zamanlılık diyor Tamam, şimdi eş zamanlık biraz önemli bir kavram. Onu biraz daha netleştirirsek, mesela benim kendimde gördüğüm birkaç eş zamanlıktan bahsedeyim ki herkes de kendi hayatında mutlaka görüyordur. Lütfen. Ya çok Mesela, güzel bir konu çünkü bu eş zamanlılık. evet. Mesela bir gün bir kafamda çözmem gereken bir problemle meşguldüm, düşünüyordum, araç kullanıyordum. O araç kullanırken ya ben bunu ne yapacağım, ne yapacağım? Şimdi konuyu da hatırlamıyorum açıkçası, o kadar geçmiş ki. Ne yapacağım derken o sırada bir istek parçasının radyodan dinlerken oradaki geçen söz mesela bana bingo dedirtti. Evet dedim ya bunu niye hiç düşünemedim filan. Bu bir eş zamanlılık işte. Yani Ama aynı benim zamanda bu normalde eş baktığım zaman zamanlılıkla bağlantı yok. işareti okumak gibi bir şey de var mı Ümit? Yani o işaretleri okumakla ilgili, Tabii hani tabii. o kafandaki Zaten çözümü, işaret gelen işareti de gerçekten alıp kabul edip okumak gibi. kesinlikle. Zaten bu algıda seçicilik olarak da karşımıza çıkabilir bilimsel açıklaması ama Bana bu da şey Jung. olur Ümit. Mesela hiç hayatımda düşünmediğim bir problemi danışanım problem olarak getirir mesela. Özel sır veriyorum. Çok ilginç değil mi? Benim Aa de falan, benim de. ben bunu belki geçmişte yaşadım ya da hani gündemimden çıktı falan filan diye. O an gibi böyle, o an gelir. O konu orada konuşulur. Beraber bir dönüşüm olur bazen. O transferans da Evet. dediğimiz şeydeki gibi. Aynen Öyle bir öyle. eş Zaten zamanlık çok yaşarım eş yani. zamanlılıkları kullanırsan ve fark edersen ama buradaki hani şey boyutuna geçmeden bazen zorlama eş zamanlıklar oluyor. Böyle zihnin ötesinde biraz böyle hani ne derler her şeyden bir anlam çıkartan bir yapı olduğu çıkıyor da o işin patolojik Evet, o tarafı olarak patolojik bir şeye yaşaparsak. dönüşüyor. Yani ay şimdi Evet. bana şuradan işaret geldi, buradan işaret geldi. Tabii Şimdi tabii şurada tabii. işaretleri alıyorum gibi, değil mi? Böyle bir Onun da suyunu mucizevi. çıkarmamak lazım. Evet. Orada Ya zaten şey ego kesinlikle ben devreye bu konuda giriyor. sana katılıyorum hakikaten de. Evet. Kötü de duruyor yani artık her şeyi böyle bir işaret şeyine Tabii boğma. canım. Yani o Yani. zaten artık bir kişilik bozukluğuna doğru Aynen öyle. kayıyor ve Aynen. şey kişilik Piyasada da bozukluğu bunlardan olarak çok geçiyor. var. Yani bilmiyorum sen Tabii de tabii. görüyor musun ama. Evet. O işte biraz eş zamanlılığı fazla abartıp egonun etkisiyle karanlık tarafa kayma gibi düşünelim onu, tamam? Kesinlikle, evet, Bir yerde kesinlikle. akılda olacak. Ama eş zamanlılığı doğru okursak çok yönlendirici, çok anlam verici ve bizi de düzenleyici ve hatta harekete geçirici ve ne derler iş dünyamızı tanıtıcı. Ve işte eş zamanlılıkla çok sık karşılaşıyoruz aslında. Yani biraz o gözlemi açsak şu bir eş zamanlık mesela. Hayatında bir sorun var, bir kriz var. O kriz çözülmüyor ve o krizin yarattığı bir enerji var. Hayatında her şey bozulmaya falan başlıyor böyle. Olaylar çıkıyor. Birden oradan bir bozuk bir şeyle karşılaşıyorsun. Oradan o çıkıyor. Ve hepsi aslında bir işaret bir tarafıyla. Doğru okuduğun zaman senin için kendi kişisel gelişimde ve iş dünyada bir anlamı olan unsurlar. Ama biz ego kaynaklı bunu es geçip ya ne anlamı olacak saçmalık falan deyip böyle bu olayı kapattığımız zaman orada işte gelişimimizin önüne tıkıyoruz bir şekilde. O yüzden eş zamanlılığı doğru okumak çok çok avantaj sağlıyor bizim hayatımızda. Galiba Ümit, ego çok izin vermiyor alışkanlıklarından dolayı. Yani hani sen mesela bir cevap istemişsin, hemen bir müzik gelmiş. Oradan hemen böyle bir aydınlanma yaşamışsın ama ego alışkanlıklarından vazgeçmek çok istemiyor. Konfor alanını bozmak istemiyor. Eş zamanlığa girdiği zaman bir değişim yapması lazım. Galiba buraya da çok cesaret edemiyor gibi geldi bana.
Evet. Zaten en büyük sorun bu. Kahramanın yolculuğunda egonun dizginleri ele alıp konfor alanında bizi tutmaya çalışıp gelişim için gerekli tecrübeyi yaşatmama çabası. Zaten o da savunma mekanizmaları işleterek bunu yapıyor. Jung'a baktığımız zaman egoda. Evet. Kahramanın yolculuğundaki temel amaç bizim karanlık taraflarımızı aydınlığa taşımaksa bu belli bir problemi de açığa çıkartacak. Bunlardan biri de konfor bozulması. Yani olumsuz duyguları deneyimlemek gerekecek. Acı, hüzün, ne bileyim, üzüntü vesaire. Ama bu egonun işine gelen bir şey değil. Ego direkt Kesinlikle pozitif öyle. tarafta kalmaya Ego konforu çalışıyor. çok seviyor. Evet, konforu seviyor ve bir şekilde popüler olmayı seviyor, şanlı şey seviyor, şöhreti seviyor, Şöhreti tüketimi seviyor, hazzı seviyor. seviyor ve bunun dışına çıkartacak Maskeleri de çok bir seviyor. evet, o yönde oluşturduğu maskeleri de çok seviyor, beslenmek istiyor. Ama dualite var hayatta. Ego dualitenin tersine bak bir yaşam formu işletmeye çalışıyor. Yani diyor ki hep ben mutlu olayım, hep konforlu olayım, hayatımda sorun olmasın. Güllük gülistanlık yaşayalım, ağzımızın tadı bozulmasın. Ali Rıza Bey muhabbeti var ya şu dizideki. Aman Ali Rıza Bey, sus sus, ağzınızın Evet, tadı bozulmasın. ağzımızın tadı bozulmasın. Ama işte kendilik var bir de. Şimdi burada kendilik kahraman. Egonun zıttı. Kendilik de şu, Jung'da aslında içimizdeki tanrısal bir parça olarak geçer o. Ve o bütünleşmek çabası içerisindedir ve egoyu da hatta kendine endeksli bir hal aldırması için çabalar. Şimdi bu kendilikle egoyu iyi ayırmak lazım. Kendilik, tecrübe yaşayıp, fark edip, acıyla bilinç oluşturmak çabası içerisine girer. Bu çok önemlidir. Dualite gereği biz olumsuzluğu da deneyimlersek değişir ve dönüşürüz. Senteze varırız aslında. Tez, antitez, sentez. Ve bu bizim için gelişim kapısını aralar. Ama ego kendi tezinde kalmak için ısrarcı olur ve bunun bedeli gelişmemektir. Bu kurban psikolojisidir. İşte yani kurban mantığı, kahramanın yolculuğunda budur. Gelişime direnen, konfor alanından çıkmayan, sorumluluk almayan, sürekli başkalarını suçlayan, isyan eden, inkar eden, bastıran, yansıtan, öfkelenen taraf kurban taraftır. O zaman Kendilik şöyle bir tarafı şey açısından diyebilir miyiz? Yani o evet. benliğin ezberlenmiş alışkanlık kutusundan çıkmak istemeyen kurban taraf. Evet. Kurban taraf sorumluluk almıyor. Bir, değişime direniyor. Konforu bırakmak istemiyor. Sürekli hazda kalmak istiyor. Yani ego dediğim gibi. Sorumlu arıyor. Sorumluluk almamak için. Suçlayıcı. Kurtarıcı bekliyor. Yine sorumluluk almamak için. Birisi gelsin beni kurtarsın. Ya öyle değil midir? Başımıza bir kriz gelir ve bu kriz neticesinde hepimizin kurban tarafı var bu arada. Yani onu da Aynen öyle. bakmak lazım. Başlangıçta isyan ederiz, inkar ederiz. Bu benim başıma niye geldi diye birilerini suçlarız. Bastırırız, olmamış gibi davranırız. Kurtarıcı bekleriz. Her şey bir rüya olsun deriz. Mesela makro bir kriz yaşadığımızı düşünelim hayatta. Büyük krizler yaşıyoruz herhalde değil mi? Birisinin kaybı, bir hastalık. Mesela koronavirüs bu. Şu anda makro kolektif bir Ben kriz baktığın zaman. Ümit, ben kendimden örnek vereyim azıcık. Tabii. Sen de nefes al. Mesela annem vefat ettiğinde yaşamıştım. Şey diyordum. Ben uyusam, 2 sene sonra uyansam, bütün bir yaşadıklarım gitse, hani Evet, görmek bu da istememe, işte. o acının içinden geçmek istememe halini, onu dönüştüremeyeceğime olan korkum, o kurban rolüm falan. Böyle bir şey yaşamıştım mesela. Yani ben uyuyayım, 2 sene sonra her şey yoluna girsin, böyle Ne uyanayım diye zaman kendi kendime vefat etti bu söylerken arada? buluyordum bazen. Bilmiyordum ben. Ne zaman vefat etti annen? Yeni mi? Evet, yani bir 2015'te. Ha, başın sağ olsun. Bak ben de şimdi öğrendim ha. Hiç Eyvallah. haberimiz olmadı. Görüşemediğimiz için bir bağlantı Eyvallah. kopukluğumuz olmuştu. Ama işte o Neyse. kurban psikolojisinde o dönem mesela bunu kendimi yaşarken için, ama engel olmadım yani, dibine kadar da yaşadım diyeyim. Tabii ya zaten şöyle aslında ne der bununla ilgili Jung da der ki cennete cehennemden geçmeden ulaşamazsın. Yani o da bir cehennem yaşatıyor bize kurban kalmak. Ve o cehennem aslında o da bir dualite gereği. Bir şey deneyimliyorsun ve kurban olmanın ne kadar çok zarar verdiğini ve bir şeyi ertelettiğini, kısır döngüde kaldırdığını, seni sıkıştırdığını fark ediyorsun ve bunu deneyimledikten sonra ki ben de hayatımda belli dönemlerde kurban olmuşumdur. Kurbana geçmemek için gerekli olan neyse onu yapmak için adım atıyorsun. Ama ilk önce bir Aynen kurban öyle. Aynen öyle. deneyimlemek lazım. Evet. Bilmeden. Fark O eder yüzden hepimizin. etmez yani, o gerçekten o göz gelişmeye başladıktan sonra hayır diyorsun yani, artık bu kurban rolünde olmayacağım. Evet, zıtlıkların deneyimi yine işte. Zıtlıkların deneyimi olmadan bütünlüğün deneyimi yaşanmaz der Jung. Bu konuda da kurban zaten bizim geçmemiz gereken bir aşamadır aslında. Kimse doğuştan kahraman olmaz yani. Kurbanı bir süre deneyimler ve o kurbanın kendisine verdiği zararı görüp aslında kahramanlığa adım atar. Kahramanlık da tam tersidir.
yer kutuplu ve tüm masallarda, mitolojilerde Campbell'ın yaptığı incelemelerdeki çıkardığı örüntü de budur ve hayatta bize kahraman olmamızı salık verir ve nasıl olacağının örüntüsünü sembolik bir dille ifade eder. O da şudur. Sen bu hayatta tecrübeler yaşayacaksın ve krizlerle karşılaşacaksın ve bu krizler senin için bir anlamı barındıracak ve aslında her biri iş dünyana yapman gereken bir yolculuk çağrısı olacak ve sen bunu doğru okuyup kendi karanlığına, kendi cehennemine inebilecek cesareti gösterirsen, ki bu belli bir acıyı çekmeyi gerektirecek, belli bir olumsuz duyguları deneyimlemeyi gösterecek ki bu ejderha, cadı ya da işte şeytan arketipleri olarak çıkar masallarda, mitolojilerde. Ve buna yaptığın mücadeleler neticesinde eğer cesur, kararlı, iradeli davranırsan bir süre sonra artık sen aydınlık bir alana geçeceksin ve değişmiş ve dönüşmüş olacaksın. Ve bir ödülün olacak, mükafatın olacak. En temeldeki temel örüntü bu. Mikro krizlerde de böyle anlamlandırırsan kendini tanırsın ve kendini tanıman eşittir perspektifinin gelişmesi, gölgenin aydınlığa taşınması. Bu da sana zaten bir ödül olarak karşına çıkar. Ödülü de çok uzakta aramayalım. Ödül bir bakış açısı bile olabilir. Ha, hiç bu açıdan düşünmemiştim demek bile bir ödül. Çünkü perspektifin genişliyor. Ya da bir becerinin açığa çıkması da bir ödül. Yani senin, benim de böyle bir yeteneğim varmış ve bu olaylar bana bunu öğretmiş dediğin zaman da bunlar ödül. Dolayısıyla sistem bu şekilde işliyor ve biz kahraman olmakla yükümlüyüz bir tarafıyla ve tüm mitoloji ve masallar, efsaneler bunun nasıl olması gerektiği konusunda bize ön bilgilendirici unsurlar sunuyor. Onu öyle okuyabildiğimizde ama. Sembolik çünkü içeriği. Ve arketipsel. Arketipsel ne demek? Her zamanda, her mekanda, her insana hitap edecek cinste. Sembolik olması da zaten bununla alakalı. O yüzden kuşaktan kuşağa aktarılıyor ve içerik değişmiyor. Çünkü sembolik olduğu için. Ve onu bizim hayatımıza rehber kıldığımızda, ki bu tasavvufta da çokça fazla kıssas olarak geçer böyle. Hazreti Yunus'un kıssası vardır, Yusuf'un biliyorsun. Hatta şey vardır, Kehf suresi, Musa ile Hızır'ın yolculuğu vardır. Ashab-ı Kehf de mesela. Evet, mesela Jung'un enteresan, neredeyse ayeti açıklayacak kadar Musa Hızır kıssasıyla ilgili yorumlarını gördüm ben de. Çok şaşırdım evet. Hakikaten. Bak mesela oradaki temsil önemlidir. Oradaki Hızır kendiliktir, Musa da evet, egoyu evet, temsil eder. Evet. Hatta Ashab-ı Kehf'in mağaradaki gölge benliklerine ölüp de gerçek benliklerine uyanma olarak yorumlamış Jung. Bu da Evet. mesela çok enteresan değil mi? Evet. Zaten oradaki temel faktör yine mağara zaten şeydir, sembol olarak böyle erginleşecek alandır. Karanlık, dar, kaotik, rahim imgesi, balığın karnı, mağara, kuyu, orman. Bunların Göbek. Hepsi erginleşme alanı ve aslında bir tarafıyla da bilinç dışını temsil eder. Yani oraya gireriz çünkü biz. Mesela depresyonda buna benzer ya da içe gömülmede bir süre var yaşarız ya kriz sonrası. Kendi içimize döneriz. O yüzden de burası bizim bakmaya çalıştığımız, aydınlatmaya çalıştığımız bir alan niteliği taşır. Acı vericidir, zorlayıcıdır. Ama oradaki deneyimi yaşadıktan sonra yenilenmiş ve tazelenmiş, kabuk değiştirmiş olarak çıkarız oradan. İşte bu kahramancadır. Tam da burada Ümit, hani bu Hazreti İsa'nın bir sözü var. İnsan iki kere doğar diyor. Yani biri annesinden, ikincisi kendisinden. Dondum galiba. Beni duyuyor musun bilmiyorum ama. Duyuyorum, Hazreti evet. İsa diyor ki insan iki kere doğar. Biri annesinden, bir de kendinden diyor. Aynı şeyi Joseph Campbell da söylüyor. İnsan bir kere doğmaz diyor mesela. Ne kadar ortak değil mi? Kesinlikle. Aslında şöyle, buna baktığın zaman her an yeni bir doğum. Yani bir ölüm ve doğum süreci, o da sembolik olarak baktığın zaman o da anlamlı. Mesela eski kimliğinin ölmesi, eski bakış açının ölmesi, bırakılması. Hatta Hatta şunu bu... bile söylüyorlar mesela, eski Aha. kimliğinizle, kişiliğinizle cenaze namazı kılın diye. Tabii. Çok Tabii, enteresan yani. vardır. Evet. Zaten bütün bu hikaye aslında ölümle yüzleşmek üzerine. Yani kahramanın yolculuğu da o aslında. Ölümü bir son olarak görmeyip sürekliliğin, buna kozmogonetik çevrim diyor Campbell. Tekrarlanan bir yapılanmanın, döngünün olduğu bilinciyle hareket edip bir son olarak görmeyip ölüm deneyip ölmeden önce ölmek, hatta diye tasavvuta geçer. Kendi gerçekliğine uyanmak olarak tarif ediliyor Campbell'da da. Ve Hatta tasavvuftaki öyle ölmeden çok önce ölüp benzer. sonsuzluğa uyanmak. Yani ölümün de Evet. olmadığını fark etmek. Ben öyle hissediyorum. Yani o deneyimi de aşmak, Evet. geçmek. Evet. Yani tüm zaten Campbell şunu mezarla barıştır der tüm yolculuk. Aslında tüm kaygıda varoluşçu psikologlar da bunu söyler, filozoflar da en temelde ölüm kaygısı vardır hepimizde.
Ve tüm psikolojik sorunların kaynağının dibine indiğimizde de zaten o çekirdekle karşılaşırız. Yok olmak kaygısı, anlamsızlık, ölümün gerçeğiyle yüzleşememe. Ve tüm kahramanın yolculuğunun serüveni en temelde tüm krizleri aşarak, bilinç dışını bilince çıkartarak en temelde ölüm korkusuyla yüzleşmek üzerine kurgulanmıştır hayat. Ve bu Bu hani bizim korkuyla kadim kültürde de yüzleştiğimizde... ölümü çok sık hatırlayın, ölümü düşünün, ölümü hatırlayın. Hakikaten Campbell'ın söylediği bir şey var. İnsanda diyor bir nokta var. Her şeyin önemini yitirdiği bir an var. Mesela bu beni çok etkiler. Hakikaten bazen böyle düşündüğünüz zaman iç dünyanızda, sen de doğayı seviyorsun biliyorum. Böyle çıkıyorsun dağlara. Ben de uzun zaman dağcılık yaptım. Bir nokta geliyor hayatınızda. Her şeyin anlamını yitirdiği ama hafiflediğiniz hiçbir şeyin önemi kalmadığı bir nokta var hakikaten de. Ölümün de önemi kalmıyor o anda yani. Çok enteresan böyle bir nokta var. Aynen öyle. Aslında bu krizler de bunu öğretmeye çalışıyor. Mesela şu andaki koronavirüse de baktığın zaman ölüm ne kadar yakın değil mi? Her an bir şey olabiliyor. Her an bir mesela bunu deneyimleyenler benim danışanlarım da oluyor. Virüse yakalan kişiler, işte Covid kapmış kişiler. Şimdi onlar karantinaya alınıyor ve 10 gün, 15 gün tek başına, yanında da kimse yok. Ne müthiş bir deneyim aslında. Tek başınasın ve ölüm Kesinlikle öyle. gerçeğiyle yüzlüyesin. Ve öyle Kesinlikle. dönüşümler yaşatıyor ki o koronavirüs krizi onlara. İnanamazsın. Ya da yakınların ölebiliyor. Yani bütün bunların hepsi aslında her şeyin geçici olduğunu, her şeyin bir sonu olduğunu ve o sonun bir son olmadığını, tekrar bir başlangıcın olduğunu öğreten bir takım unsurlar ve yasa bu şekilde de çalışıyor. Yani bunu da öğrenmek gerekiyor ve temel vermek istediği mesaj Campbell'ın hiçbir şeye bağımlı olmamalısın hayatta. Hayatın kendisine bile bağımlı olmamaktan bahsediyor. Ne Evet, zaman ki evet. biz bir şeye bağımlıyız, bir şeysiz yapamıyoruz. Bu bir kişi olabilir, para olabilir, mal olabilir, şan olabilir, şöhret olabilir, pozisyon olabilir, hiç fark etmez. Orada biz olmuyoruz işte ve bütün krizler aslında tüm bu bağların çözüp ruhumuzun özgürleşmesi için var. Ve nihai Tam anlamda da burada aklıma özgürleştiğimizde zaten bireyselleşiyoruz. şey geldi burada. Bu tasavvufta bir divanı olan böyle kadim alimler var bazı. Bir tanesi şey diyor. Neye iddian varsa oradan hesaba çekilirsin diyor. Yiğidim dersen meydana çekerler seni diyor yani. Hani bir şeye saplanıyorsun. Bu benim diyorsun. Tamam ya buradan artık yırttım falan. O bana ait ne diyorsan diyor ki dava sahibini o davadan hesaba çekerler diyor. Ne kadar güzel değil mi? Yani neye sahip çıkıyorsan Hatta oradan imtihan geliyor sana hayatta da. bununla ilgili Mevlana'nın da çok güzel bir sözü vardır. Çok anlamlıdır, metaforiktir. Kimi benden daha çok seversem onu senden alırım. Biliyor musun sen o sözü? Aa, çok güzel, evet, kesinlikle. Hatta birkaç şey daha söylüyor orada. Oradaki kendilik aslında, yani senden alırım dediği şey aslında içimizdeki tanrısal alan da. Yani benden fazla başka bir şeye, dünyevi bir şeye yatırım yapıp ona bağlanırsan bu sana olumsuz olarak mutlaka geri döner. Yani bu tecrübeyi yaşatırım ve en sonunda döneceğin ben olduğunu sana hissettiririm demek istiyor aslında da okuyunca. Kış Kesinlikle. geçer, yaz geçer, öldüm dersin, ölmezsin. Dost düşmana dönüşür, düşman dosta dönüşür. Biliyorsun sen o sözü. En Evet. sonunda da işte bu garip olan bu ya, öldüm dersin gene yaşarsın Yine diyor mesela. yaşar. Bu manada evet. O işte Evet. aslında tüm bağlarımızla, her şeyle bağımızla, bağımlılıklarımızla daha doğrusu. Bağlarımız demeyeyim de bağımlılıklarımızla bağımızın Güzel kopmasının anlatmışsın. gerektiğini anlatan bir şey. Bununla ilgili hatta bir kitap önereyim. Eric Lütfen. Fromm'un Sahip Lütfen. Olmak ya da Olmak kitabı. Bunu anlatmıştır. Ve sahip olma edimi içerisinde var olmaya çalışırsak ve biz sahip olduğumuz şeylerle var olduğumuzu ve onlarla bir bütün olduğumuzu düşünürsek bu büyük bir yanılgıdır ve bu kaygıyı besleyen bir durum arz eder ve bizim için belli savunma mekanizmalarıyla hareket etmemiz anlamını taşır. Ama ne Kesinlikle. zaman ki olmak edimiyle yaklaşırsan, ki olmak şudur: her şey her an gidebilir, bu hayatta ben yalnızım ve bu hayattaki görevim aslında bir şeylere bağımlı kalıp kalmak değil, kendimi gerçekleştirmek ve kendi iç dünyama yapacağım yolculuklarla bütünleşmek diye bakarsan, bu müthiş bir özgürlüktür ve çok az insan bu deneyimi yaşar. Ve aslında Jung'a göre de bu nihai anlamda ulaşılması gereken noktadır. Olmak edimi. Eric Fromm'da olmak diye geçer. İnsanı kamildir aslında bu tasavvuftaki şeyle, Aslında tabiriyle ya da işte kahramanlıklar da böyle değil bireyselleşmedir. mi Ümit? O kahraman ruhların da kahraman olmalarını sağlayan bu galiba. Kesinlikle. Yani bu her şeyle bağını kopartıp kendin olabilmenin varoluşsal doyumu içerisinde hareket edebilme özgürlüğüdür. Ve bu
şunu da gerektirir. Yani çıkartır. Kendi potansiyelini çıkartır. En önemli şey bu. Sen bugün mesela biz bunu hala tam teşekkürle yaşayamıyorsak hala bağlarımızdan tam kopmuş değilizdir. En basitinde toplumun bizim üzerimizdeki etkisi ve baskısı bir bağdır ve biz ona göre hareket etmek zorunda kalırız. Aslında bu kolektif gölgedir Jung'da ve öldürülmesi gerekir. O da şudur aslında. Kendi değer sistemini oluşturabilecek bir yapılanma içerisinde aklın ve vicdanınla sana öğretilenlerini sorgula ve kendi değer sistemini oluştur ve kalıplardan kendini kurtar. Bu kalıplar çünkü seni sen yapmayan unsurlardır. Çünkü sen o kalıplar dahilinde davrandığında bir nevi aslında taklit ediyorsun başkalarını. Ama senin bir aklın var ve vicdanın var ve iraden var. Sorgulayarak kendi gerçekliğini oluşturduğunda ki bu arketipsel alandır. Evrensel ahlak ilkesine mutlaka ulaşırsın bunu yaptığında. O zaman müthiş bir özgürlük alanı kazanırsın ve toplumun baskısı üzerinde kalmaz ve bu senin potansiyelin açığa çıkması anlamını taşır. Bu çok Yani kendin önemlidir. olma Tasavvufta alışkanlığını da. kırdığın zaman önünde bir sürü kapılar açılır, değil mi? Yani Evet. Yani kendi zannettiğin alışkanlıklarını kırmaya başladığın zamandan itibaren önünde inanılmaz sonsuz bir deneyim var. evet, yani kavramların ötesine geçmek. Yani sana aktarılan kavramlar var ve o kavramla bu çoğunun yapmadığı bir şey bak. Bu çok önemli bir konu bence. Çoğu insanın en büyük yanılgısı bu. Bir şeyler yaşıyorlar, deneyimliyorlar. Ama kavramları sorgulamamışlar. Kavramların karşısında kurbanlar ve korkutulmuşlar. Korku var. Toplum dışına çıkmak korkusu, cezalandırılmak korkusu, yalnız kalma korkusu ve bu yüzden o kavramların ötesine çıkamayıp onların pasif bir uygulayıcısı haline gelmişler. Evet. Yani çok güzel Kahramanın bir şey söyledin. yolculuğunda şudur. Hı. Çok güzel. Evet, Azıcık böleyim. lütfen söyle. Çok güzel bir şey söyledin. Hı. Hakikaten kimse kavramları sorgulamıyor. Bazen bana da geliyor mesela danışan diyor ki çok özgüvensizim diyor. Diyorum ki özgüven ne demek diyorum. Anlatır mısın bana diyorum. O kadar özgüvenli ki her tarafından fazla özgüven fışkırıyor. Yani hiç o kavramı düşünmemiş. Yani hani özgüven kavramı üzerinde nedir, ne değildir, ne olursa özgüvenli olurum, ne olmazsa özgüvensiz olurum. Özgüvenli hissettiğim yerler ne, hissetmediğim yerler ne? Bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Kavramı öğrettiğin zaman hakikaten. Evet, Çok kesinlikle ve kıymetli bir şey o bir söylüyorsun. müthiş bir özgürlük. O yüzden Cemil Değersizlik diyor Meriç der mesela. ki Bana diyorum biraz anlatır mısın ne demek değersizim diye. Bambaşka bir şey çıkıyor. Değersizlik değil yaşadığı şey aslında. ben başka bir örnek vereyim sana. Bu konuda şu lafı da söyleyeyim de unutmayayım. Cemil Meriç der ki kavramlar zihne vurulmuş kelepçelerdir. Seni bir alana Kesinlikle. sıkıştırır, onun dışında Bir de düşündürmez. galiba modern dünya da bunları bize sürekli pompalıyor işte sevilmiyorsun, değersizsin, mutsuzsun, işte şöylesin, bunu alırsan iyisin, şunu yapamazsan kötüsün, böyle Tabii olursa tabii. işte yok çok iyi okullarda okuyamadım, çok iyi işlerde bulunamadım. O yüzden işte değersizim, mutsuzum falan böyle modern dünyanın da böyle bir şeyi var üzerimizde galiba. Yanlış şekilde Evet. kavramları bize öğretiyor. Evet. Aslında bunlar hepsi gölge yine. Jung'a baktığımız zaman bu kavramlar da gölge. Öğretilmiş her şey gölge. Kalıplar gölge. Bize ait değil. Kesinlikle. Kodladığımız. Çünkü topluma entegre olmak için buna ihtiyacımız vardı. Korkumuz bunu böyle yaptırdı. Kavramları kodladık ve kodlar dahilinde belli davranış örüntüleri sergiledik. Kendimizi güvende tutabilmek için. Ama özgürlük alanımız elimizden kaçtı. O yüzden kavramları yeniden anlamlandırmak, senin dediğin gibi mesela değersizlik ne demek? Özgüven ne demek? Hatta daha da soyut bakalım. Adalet ne demek? Vicdan ne demek? Suçluluk ne demek? Özgürlük ne demek? Bak bunlar o kadar Aynen önemli öyle. kavramlar ki. Ve bu kavramları sen kendi bilincinle, aklınla ve vicdanınla yapılandıramadıysan eşittir kavramların esirisin. Ve bu seni bir süre sonra robotlaştırıyor. Ve bugünkü insanın yaşadığı en temel sorun da bu. Kavramların ötesine geçememedir. İşte Bir en sürü yanlış temelde aslında yapılan yolculuk. kavramı ezberletmiş olmamız kesinlikle öyle. Çok Tabii, çok tabii. kıymetli bir şey Mesela söylüyorsun hakikaten. bir tane bir şey söyleyeyim Mesela mesela. Bir tane ilişkiyi yönetemiyorum diyor mesela. ilişki Mesela böyle bir yönetemiyorum kavramı diyor. var ama bakıyorsun her gayet iyi yönetiyor. Yönetiyor ama neye hizmet ederek yönetiyor? Ben mesela başka bir örnek vereyim. Bir kadın sürekli internette tanıştığı kişilere yardım ihtiyacı olan kişilere sürekli para gönderiyor. Sürekli yardım ediyor. Ama bunlar onu değerli hissettiren kişiler zaman zaman. Bir süre bir besliyor, besliyor, besliyor değerliliğini. Ondan sonra ondan faydalanmaya başlıyor o kanaldan. Ve sorduğunda şunu diyor. Ya niye yardım ettiğini sorduğunda çok vicdanlıyım ben diyor. Bak vicdan denen bir yapıyı o kadar farklı bir boyuta getirmiş ki
Vicdan Değil değil mi? işte bu. Yani çok başka bir mekanizma işliyor altta yani. Savunma mekanizması ama Patolojik bir şey vicdan, işliyor altta gerçekten. evet, vicdan kılıfıyla onu öyle kamufle ediyor ki, ve vicdan da çok hassas bir kavram biliyorsun. Vicdansızlık yapmak Kesinlikle. ne kadar kötü bir şey. Ama kavramı bilmediği için bir döngü içerisine hapsolmuş durumda. Böyle durumlar hepimizin hayatında var. Ve tüm krizler aslında o Kesinlikle. kavramları sorgulatmak için ve yeni kavramımızı oluşturmak için, ki bu bir perspektif sağlıyor bize ve o özgürleştiriyor bizi. Ve içimizdeki potansiyeli açığa çıkartan da bu kavramların ötesine geçmek. Ve tüm Başkasının hikayeler bunu anlatıyor. kavramlarını ezbere almamak lazım galiba. Yani bir başkasının kavramı, hani diyor kahraman diyor başkasının yolunda yürür halde bulur kendisini. Yani o yürüdüğü kendi Evet. yolu değil, başkalarının yoludur. Evet, onlar da zaten kurtarıcı olur sana. Başkalarının kavramlarıyla hareket edersen kurtarıcı rolünü üstlenirsin ve sorumluluk almazsın. Ve bu konudaki en büyük handikap odur. Hatta sana doğru gibi bir iş gelir. Egoya çok güzel hizmet eder. Ve senin hayatını bir şekilde konforda ve iyi de tutar. Ama adil olmaz mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki mekanizma başkadır ve sürekli karşına çıkan kriz de aslında o kavramı senin yeniden yapılandırman için vardır. Ve sen bunu doğru Aynen. okumazsan krizler seni yutar bir süre sonra. Dolayısıyla kavramlar önemli ve kavramları yeniden anlamlandırmak tüm hayatın temel yolculuklarından biri ve ancak kahraman olursan bunu yapıyorsun. Çünkü cesaret var orada, irade var, kararlılık var ve kendi iç dünyana bakma cesareti. Bu niye önemli? Kavramlarını yeniden oluştururken dışlanmayı göze alıyorsun, yalnız kalmayı göze alıyorsun, toplumun içine kalmayı bir süreliğine göze alıyorsun. Ve bunu göze almadan hiçbir kişi bireyselleşemiyor. İşin en can alıcı kısmı bu. Evet, Bu çok güzel ifade ettin Gılgamış'taki gerçekten. şeydir, toplumsal gölgedir, yani Humbaba'dır. Mesela Gılgamış örneğini vereyim, burada aklıma geldi. Madem mitoloji masalları konuşuyoruz ya, Sümer mitolojisinde Gılgamış önemli bir karakterdir ve o bir yolculuğa çıkar. Hatta ölümsüzlüğü aramaya çıkar. Ölüm korkusundan dolayı bu arada. Bu da anlamlı bak. Ölümsüzlüğü arıyor. Gene ölüm korkusu aslında varoluşsal kaygı içimizdeki, ta derinlerde hissedilen. Ve yaptığı yolculukta ilk başta Enkidu ile karşılaşır. Enkidu da bir böyle bir kötü görünümü olan bir canavarımsı bir yapıdır. Enkidu ile başlangıçta kavga eder ve kavga ettikten sonra bakarlar ki yenişemiyorlar. Hani birbirlerine galip gelemiyorlar. Derler ki biz arkadaş olalım. Yani böyle olmayacak. Yani o zaman Enkidu da bunu kabul eder ve arkadaş olurlar. Bunların hepsi semboliktir. Ve sonrasında Evet, Sedir evet. Ormanları'nın ortasında bir canavar vardır. Meşhur halk haraca kesmiş, sürekli kurban isteyen düzenli. Ve halk ondan bıkmıştır, yılmıştır. Ve Gılgamış'tan yardım ister halk. Sen bu canavarı öldür diye. O da Gılgamış'la Enkidu işbirliği içerisinde olur ve o canavarı öldürür. O canavarla çetin mücadele yapar. Bak şimdi mitoloji. Ve onun neticesinde de halk özgürleşir. Ve Gılgamış yolculuğuna devam eder. Ölümsüzlük otunu bulur filan vesaire. Oraya girmeyeyim ama buradaki temel sembol şudur. Enkidu aslında gölgemizdir. Kişisel gölgemizdir. Yani bizim bastırdığımız her şeydir. Ve onları aydınlığa kavuşturursak, ancak kabul edersek değiştirebiliriz der ya Carl Rogers. Kendimizde olanı başlangıçta göreceksin. Onun bir düşman olmadığını fark edeceksin. Senin karanlık kardeşin. Ve sen onunla mücadeleni bırakıp onunla işbirliği içerisinde, aslında ego ile işbirliğidir bu bir tarafıyla. Egonun kendine uyumlanmasıdır. Hızır'la Musa kıssasında da bu vardır. Başlangıçta kavga eder. Sonra uyumlanır Musa'ya, Hızır'a Musa biliyorsun. Bu da aynı şeyi anlatıyor aslında. Ve beraber toplumsal gölgeyi öldürmeye giderler. O da Humbaba'dır, büyük canavardır. Sedir ormanlarının ortasında herkesten haraç isteyendir. Bu da aslında toplum tarafından ta çocukluktan beri bize işlenen baskıdır. İşte süper ego baskısıdır aslında. Yani kendi potansiyelimizi açığa çıkartamayan şey de budur. Yargılanma kaygısı, yalnız kalma korkusu, dışlanma, rezil olma biliyorsun, değil mi? Yani o kadar baskın ki bu hepimizde. Şurada mesela bir problemde bile insanlar bizi izlerken bile ya rezil olur muyuz diye bir içten içe bir baskı hissediyoruz. Bu baskı karşısında ne kadar çok iradeyle kendimizi özgürleştirebilirsek, yani bugün kontrol altına alabilirsek bunun bir ne derler, bir yıkım olmayacağını ve bizim tarafımızdan kontrol edebileceğini, işte bu müthiş bir özgürlüktür ve bir süre sonra artık Humbaba'yı öldürürüz ve kendi değer sistemimiz açığa çıkar. Bu şu demektir. Yani bu Nietzsche'nin Zerdüşt'ünde de geçer. Yani senin sana öğretilen Sanki kalıpları. ümit şeyden bahsediyorsun sanki. Hani terki dünya, terki ukba, terki artık bir süre sonra her şeyi hani o öldürürüz o içimizdeki o gölge tarafları da fark ettik. Geçti Evet. daha üstü daha üstü.
Evet. Yani aslında korkularımızla yüzleşip korkularımızın üzerinde hakimiyet kurmak burada. Ölüm gerçeği bu. Yani Enkidu'yla dost olan ama Humbaba'yı öldüren aslında Humbaba'nın yarattığı baskıyı öldüren. Yani özgürleşmek buradan geçiyor. Ya yani kahramanın yolculuğundaki temel olay da bu. Bu yani senin kendi kavramlarını ve değer sistemini oluşturman o kadar önemli bir şey ki. Nesin? Her şeyin başında gelen şey bu. Öbür türlü ne kadar popüler, ne kadar başarılı, ne kadar para kazanan, ne kadar çok talep gören kişi olursan ol, kendi değer sisteminle, kendi özgürlüğünle bunları oluşturamadıysan hepsi boşuna. Çünkü toplumsal gölge seni yine yönetiyor ve onlar yok olduğunda sen de yok olmuş gibi hissediyorsun. Bu yüzden en Evet, büyük temel kesinlikle. açmaz, oradaki büyük canavarı kontrol altına alabilmek, toplumsal gölgeyi kontrol altına alabilmek. Ancak bu zaman özgürleşiyoruz. Kesinlikle. Bayağıdır konuşuyoruz ya, süremiz doluyor mu? Ne oluyor? Vallahi çok güzel konuşuyorsun. Teşekkür Keyifle ederim. dinliyorum. Ben hiç bakmıyorum şeye, yayından falan atılacak mıyız? Yani dolacak mı süre? Ona Sanırım göre şey yayın yapayım. süresi uzatılmış Ümit. Birazcık daha devam edebiliriz hazır böyle tatlı tatlı bir şeye gelmişken. Bir Evet. alana gelsin. Eğer sen yorulduysan tabii Yok bırakabiliriz yok de hiç nasıl arzu yorulmadım. Yani edersen. sorular sorabilirsin. Soru da alabiliriz. Yani temelde aslında kahramanın yolculuğunun örüntüsünü anlatmaya çalıştım. Umarım etkili olmuştur. Yani kafada şekillenmiştir. Kurban ve kahraman boyutlar, krizler, Kesinlikle çok güzel anlattın hakikaten. krizlerin anlamı ve bizim hayatımızdaki temel misyon kahraman olarak bizden ne beklendiği, masalların, mitolojilerin, efsanelerin aslında bize ne sunduğu, bunları doğru okursak hayatımızda ne gibi kazanımlar olacağını, bütün bunlar aslında çok anlamlı şeyler, sembolik şeyler ve evrensel arketipler. Evet. Benim aklıma şey geldi Ümit. Yani hani Kur'an-ı Kerim'de de birçok kıssa var. Birçok kıssalardan bahsediyor. Bunlar diyor eskilerin masalları değildir diyor. Yani bunlardan alacağınız ibretler vardır diyor. İşte her peygamberin hayatından öğreneceğiniz şeyler vardır diyor. O hakikaten o Campbell'ın bin yüzlü kahramanı galiba. Sen daha iyi bilirsin. Hani Evet. o bütün o kahramanın hayatındaki her şey hepimizin hayatında da var. O bütün o canavarlar. İşte korkuydu, kaygıydı, ölüm korkusuydu. Hepimizin ortak olarak yaşadığı şeyler belki de Evet. işte bunları aşan kişiler daha çok hayatla ilgili bir şeyler ortaya koyabiliyorlar. Şimdi yayınla ilgili arkadaşlar bilmiyorum sıkıldınız mı? Ne diyorsunuz? Sorularınız varsa bunları da alabilirim ben. Ümit hocama sorularınız varsa bakıyorum. Şu an bir soru yok gibi duruyor Ümit. Hı. Evet. Tamam, güzel. Olursa cevaplarız. Tamam. Senin de varsa cevaplarım. Bitirebiliriz nasıl istersen. Bir azıcık daha devam edelim. Bir 10 dakika daha devam edelim isterim ben. Tamam. Peki Ne şey merak ediyorum. neresi? Ben böyle hani kahramanın yolculuğu ha şey demiş Gülbölük. Sen hazır olduğunda mı oluyor her şey diyor. Sonun yok. Ama keyifle dinliyorum demiş arkadaşlar. Zevkle dinliyoruz demişler. Sıkılmadık, devam edin. Hiç bu kadar sade bir anlatıma denk gelmemiştim demişler Ümit'ciğim. Teşekkür Teşekkürler. ederiz Sağ olsun. Ayşe. Sağ olsunlar. Sen hazır olduğunda mı geliyor diyorlar. Hani bir davet çağrısı alıyor kahraman He. değil mi? He. Böyle ondan sonra bir yola çıkıyor. İşte bir krizle Evet. karşılaşıyor. İşte ölmeden önce ölüyor falan. Azıcık da ondan bahsedebilir misin? Evet. Burada zaten eş zamanlılık yine devreye giriyor. Yani başımıza gelen kazalar, olaylar, krizler aslında eş zamanlılığın ürünü olarak çıkabilir. Yani dıştan gelenler. İşten de gelebilir bu arada. İşten gelmesi de ne olabilir? Durduk yere her şey yolundadır. Durduk yere bir boşluk, bir sıkılma, bir depresyon dönemi yaşarız. Bu da işten gelmesidir. Ve her gelen anlamlıdır. Boşuna değildir. Ve bizim baş edebileceğimiz düzeydedir. Ama kahraman gibi davrandığımız müddetçe. Sorun kurbanı fazla gösterip krizi erteleyip bir şekilde çağrılara cevap vermeyip en sonunda makro bir krizde dağılmamız gibi olur bu. Bunu mesela ben gene şey örneğini veriyorum. Ali Rıza Bey bu neydi o dizinin adı? Halil Ergün'ün oynadığı. Yaprak Vardı ya dökümü. kızları dağıl yaprak dökümündeki gibi. Yine işte orada ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey deyip krizler geldiğinde doğru yüzleşmeyi sağlamayıp ya da orada değiştirmesi gereken şeyi değiştirmediğimiz zaman yine kurban oluyor ki karısı zaten bunu yapıyordu.
Ümit, bir şey Sonrasında en soracağım. sonunda Ali Rıza Bey büyük bir krizle çok dağılıyor biliyorsun yani. Orada baş edemiyor Paramparça artık oluyorlar. yani. Evet. Yani Evet. o Yani gelen anlamlı krizleri işte. okumayınca daha büyük krizler geliyor, değil mi? Bir şey Evet, evet. soracağım. Campbell'ın bir sözü var. Diyor ki hani hayatın anlamına diyor baktım diyor, ne çok okumak, ne seyahat etmek, işte ne şu olmak ya da ne bu ol. Ne o zaman Ümit? Bunu Jung'dan cevaplayayım Bunlar o hiçbiri zaman. değil diyor. İnsanlara diyor, insanlara katkı sağlamakla ilgili bir takıntım vardı benim diyor Aha. Campbell. Ve bunun peşinden gittiğini söylüyor. Çok enteresan geldi değil mi? Hani bakıyorsunuz deli gibi dünyayı gezmek için anlam arayanlar hakikaten. İşte günde 9 saat okuyor galiba. Böyle 5 senesi 5 senesini böyle geçirmiş Campbell. 5 Evet. yıl boyunca günde 9 saat deli gibi okuyor falan. Ama diyor baktım ki hani hayatın anlamı ne çok okumak, ne işte profesör olmak, ne dünyayı gezmek. Bunların dışında bir şey diyor. Evet. Bununla konuda da Jung da şey der. Hayatın anlamı hayatın bana yönelttiği sorudadır. Ya da tam tersi ben hayata yöneltilmiş bir soruyum. Cevabını ona söylemezsem onun verdiği cevapla kalmak zorunda kalırım. Yani aslında burada Campbell'ın söylediği de aynı şey. Yani pasif durumda kalıp sürekli hayatın bize bir kapı açmasını beklersek çok bekliyoruz. Burada bizim irademiz de var. Hani o cüz'i irade dediğimiz kavram. Tam burada Dolayısıyla bizim Ümitçiğim amacımız bu. Mevlana diyor ki, tam burada Mevlana'nın bir sözü geldi aklıma. Çık diyor meydana, şöhret olman gerekiyorsa da şöhret ol diyor mesela. Ne kadar güzel değil mi? Yani hani o hayat seni bir yerde bekletiyor, illa sana bir şey sunacak değil. Ha, ünlü de olman gerekiyorsa oradan da geç. Yani oraya gir, oradan da geç gibi, bekleme. Değil mi? Doğrudur. Doğrudur. Orada da öğreneceğim bir şey var demek ki. Orada tecrübe edeceğim bir şey var. Olabilir. Aynen. Bunu bu konuda da bir filozof diyordu galiba. Hayat okumamız gereken bir kitap değil, yazmamız gereken bir defterdir. Yani burada aslında biz niye varız? Varoluş amacımız ne? Neye hizmet edebiliriz? Jung'un dediği gibi, dediği tabirle hangi yaraya merhem olup hangi karanlığı aydınlığa taşımak için varız? Ve dünyayı tamam etme eylemimiz hangi alanda? Bunu keşfetmek zaten bütün mesele. Ve bunu Tam da burada keşfettiğinde aklıma şey zaten geldi. yürüyorsun. Hı. Ümit, ben yaz tatilinde bir arkadaşıma gitmiştim. Orada ilk senin kitabınla karşılaştım. Utanarak söylüyorum. Hangisi uyanış da mı? Evet. Aa dedim, Ümit kitap mı yazmış falan. Sonra arkadaşım da böyle kanser hastası, hayatında çok krizler yaşamış bir arkadaşım. Şey dedi bana. Ya dedi, sorma dedi. Bana çok yardımcı oldu dedi. Hatta daha işte problem yaşayan bir başka arkadaşı almış okumuş senin kitabını. O da ona tavsiye etmiş. Ben ne kadar güzel ya. Ümit helal olsun. Yani hani böyle bir şeyde insanların katkı oluyorsun ki hala da devam ediyorsun. Allah razı olsun. Teşekkürler, sağ ol. Ya yani bu alanda ben kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum ve mutluyum da. Bunu da mesela şu sunumu yaparken ya da bu sohbeti yaparken sana çok keyif alıyorum. Gerçekten insanların faydalandığını bilmek de bana büyük bir haz veriyor. Egomu da okşuyor, O o ayrı enerji konu. evet geçiyor. Evet, ama aynı zamanda daha temel şey kendiliğin bu konudaki doğru kanalı frekansı bulmuş olması ve bu bulunuyorsa eğer ki hepimiz de var bir kanal, bir frekans ve zaten tüm yolculuk bunu bulmak adına oradan yürüyoruz işte deyim yerindeyse ve orada müthiş bir enerji buluyoruz, Çok orada da güzel yorulmuyoruz, yürüyorsun. Allah orada yolun bahtını açık etsin inşallah. evet Çok da güzel teşekkür ederim. yürüyorsun. Umarım sen de bu konuda çok güzel şeyler yapıyorsun. Bu da senin kanalın. Her birimizin farklı bir kanalı var ve her birimizin aslında ulaşacağı nokta da aynı. O da ayrı konu da nihai Evet. anlamda. Aynı Ama şeye hizmet ediyoruz. evet, aynı şeye hizmet ediyoruz ve bunu bulduğumuzda hayat anlamlı oluyor. Ve muradı almak işte Campbell'daki hediye, lütuf bu. Ve bu çok değerli. Ve hepimizin yolculuğu, hatta bununla ilgili Picasso'nun bir sözü var. Hayatın anlamı değil de, anlamı değil de, anlamı... Şimdi kelimeleri karıştırmayayım diye hatırlamaya çalışıyorum. Hayatın anlamı hediyeni bulmaktır. Hayatın Hediyeyi bulmak. manası hediyeni bulmaktır. Belki de Hayatın sana sonu hayat hediyeni hediyesi. bulmaktır. Hayatın sonunda ulaşacağı nokta hediyeni bulmaktır. Hayatın anlamı da onu vermektir. Çok Ah. anlamlı. Tam söyleyemedim. Kesinlikle. Çok Şimdi güzel. gitti. Anlamıyla bir kelime daha vardı. O gelmedi aklıma nedense. Onu bir daha bakmam lazım. Gerçekten de öyle. Ve tüm yolculukta aslında bizim bütünleşmemiz, kendi potansiyelimizi açığa çıkartıp onu bir kanaldan, bir kaynaktan sunmak üzerine yapılanmış durumda. Ve bu bir Tam da bu ağacın noktada aslında aklıma şey meyve verip geldi çiçek Ümit. açması gibi. Hı. Kesinlikle. Rahibe Teresa'nın bir sözü var. Yani başka çaremiz yok diyor, birbirimize yardım etmekten başka çaremiz yok diyor.
O da ilginç Evet, değil mi? kesinlikle. Yani kesinlikle. Başka Ve bir bu çaremiz yok gerçekten. hayatta. Bunu yapmadığın takdirde ne oluyor biliyor musun Nesrin? Ben bunu yapmamaya direnerek kurbanı dibine kadar deneyimlemiş bir insanım hayatımda bu arada bir dönem. Boyumun ölçüsünü aldıktan sonra yapmak zorunda olduğunu hissederek bunu yapıyorum. Yazıyorum. Yazmasam bak Dürtüyor seni bir gerçekten. şey değil mi? Hani kalk Evet. artık başkalarına hizmet et. Kalk bu kadar Evet. ilim, bilim her neyse yani varsa Evet. sende kalk ve başkalarını Estağfurullah. uyandır Daha madem. çok yolculuğumuz var ama en azından şu kanalı bulduğum için şöyle bir hisle uyanıyorum. Bugün bunu kahramanın yolculuğunu kime ulaştırabilirim? Yani şeyi ne derler? Niyeti. Bu önemli ve bu kanalda yürüdüğüm zaman sıkılmıyorum da, yorulmuyorum da, sürekli Çok çeşitleniyor, güzel. sürekli kendim gelişiyor. Geliştiriyorum aynı zamanda. Şurada mesela ben bunu yüzlerce defa anlattım. Kahramanın yolculuğu. Her danışanıma da anlatıyorum ve onun üzerinden gidiyoruz. Ve her seferinde yeni bir şeyler öğreniyorum ve fark ediyorum. Benim için müthiş aydınlık. Çünkü arketipsel alan böyledir. Ve herkesin bir arketipsel kanalı vardır. Beni bulduğunda sürekli yenilenirsin, işte yorulmazsın. Ve benim de amacım bundan sonraki serüvenimde Allah ömür verirse, enerji verirse, sağlık İnşallah. verirse bunu mümkün olduğu kadar yaymak mesela. Karavanla gezip bunu anlatmak mesela. Gezici anlatıcılar gibi mesela Ne planım bu. kadar güzel. Bunu kahramanın yolculuğunu anlatmak. Ve eminim bunu anlatmazsam, bunu yapmazsam, bunu egonun ihtiyaçları doğrultusunda bu kanalı kapatırsam ki böyle bir risk var her zaman için. Bunun bedeli olacak ve bedeli olmasını daha önce deneyimlediğim için tekrar deneyimlemek de istemiyorum ve kahramanın yolculuğu bana bu konudaki perspektifi sundu. Budur dedi ve buradan ilerleyeceksin dedi ve benim için de İnşallah. eyvallah dediğim bir alan yani. Ne Umarım güzel. şaşırmam. Çünkü insan Faydalı olur. beşer de şaşar bir de. Ruhun birçok gizemi vardır. Bir bakarsın şimdi ben seni ya sen bana soruyorsun kahraman yok. Ya o da ne ya boş ver falan diyormuşum. İyice yoldan çıkmışım falan. O da ihtimal Aman bana ne dahilinde bakalım. kahramandan. Biz Yemişim ya kahramanımı hoş diye. ya. Biz kahraman olduk da ne olduk yani? Evde oturup çekirdek çitlerken. Evet. O da olabilir. Koca bir Yani göbek. inşallah olmaz da. Evet. Olur Yani olur. bunu Valla yaparsak hayat ve her şey olabilir. her şey olabilir. Ama Bununla ilgili aklıma bir şey tane geldi benim. şey var. Ha, sen söyle sonra ben söyleyeyim. Aklıma Benim şey de geldi. başka bir Çok örnek geldi etkiler de. beni. Ne geldi? Önce sen paylaş. Aynı Buyur. şey mi geldi acaba? Sen söyle Sen bakalım ne söyle. geldi. Bambaşka bir şey geldi benim aklıma aslında. Hani sen bir niyet etmişsin. Yani Ha. hani bir sürü hakikaten kurban rolünde kişi var hayatta. Ve Evet. içinde keşfedilecek o kadar çok potansiyelleri var ki. Ve belki bir dürtme, bir ilham bekliyorlar. Ve senin varlığın bu anlamda çok önemli geliyor bana. Hani ileride ama yemişim kahraman deyip başka bir şeye evrilebilirsin bilemiyorum ama. Bırak onu dedim bu arada bir kere. Hayatımın bir döneminde dedim. Tepe taklak oldum bu arada. Onu söyleyeyim. Ben de bazen aman yemişim psikologluğunu dediğim çok zaman oluyor tabii ki. Evet. Aynen öyle. Aklıma şey geldi. Beni çok etkiler. Hani Bediüzzaman Hazretleri'nin böyle hikayelerinde şeyden bahseder. Hep iki kişi yola çıkar onun. Böyle iki kişi hep yola çıkarlar. Böyle bir tanesi işte bir padişahın şeyini alır, ismini alır. Her gittiği yere o padişahın ismini söyleyerek gider. Ötekisi hiç almaz. Kafasına göre gider böyle. Ondan sonra gittiği yerlerde bir sürü tokat yer, ondan sonra işte sıkıntılar yaşar ama padişahın ismini alan böyle hürmetle karşılanır, sıkıntı görse de o padişahın isminden dolayı hani içinde bir huzur yaşar falan ve şuna bağlar Bediüzzaman Hazretleri. Der ki sen de bu dünyaya gönderildin, bir padişahın ismiyle gönderildin, işte Allah'ın ismiyle buradasın ve onun ismiyle bir yolculuk ediyorsun. Yani yaşadığın her sıkıntıyla da onun ismiyle bir şekilde evriliyorsun, tekamül ediyorsun, bir yerlere evriliyorsun ve daha sonra bu dünyadan gideceksin zaten. Ve bu da senin onun ismiyle aldığın bir yolculuk beni çok etkiler mesela. Hani bu yolculukta da yapabildiğimiz ne varsa Allah onları yapmayı nasip etsin hepimize. Amin. Yani hepimizin de burada bir kanalı var ve halihazırda bulanlar da var. Arayış içerisinde olanlar var. Bulmaktan vazgeçip tamamen ruhunu, buna Jung ruhunu öldürmek olarak der. Aslında Erich Fromm da robotlaşma olarak geçer ve zamanın geçmesini beklerler. Böyle de bir kitle var. Belki de bizim misyonumuz burada bu kitleyi uyandırmak, bu kitleyi İnşallah. harekete geçirmek ve bunu yaparken kendimizi de değiştirmek. O yüzden Campbell şöyle der. Yola kendimizi kurtarmak için çıkarız ama orada tüm insanlığı Başlıyoruz. kurtarırız yani. Bunu yaparken. Çünkü kolektif bir alandan besleniyoruz. Hepimiz birbirimize bağlıyız ve bencil davranma gibi bir lüksümüz yok. Hele bu bilince sahipsek bunun bedeli çok daha ağır oluyor hayatta. Peki ağzına sağlık Ümit. Bilmiyorum yani yoruldun mu ama
Ne kadar zaman oldu onu da görmüyorum ama Fark epey etmez. Daha bir da anlatabilirim. Kapatabiliriz de. Sen bilirsin. yani şimdi şöyle bir şey oldu galiba. Benim hesaptan açınca sanırım izleyemeyenler de oldu ama ben bunu kaydedeceğim. Benden alıp daha sonra Ümit Hoca'nın hesabından da izleyebilirsiniz. Başkaları tarafından işgal edilmekten korkan kişi için çıkar yol insanları işgal ve kontrol etmektir. Ümit Akçakaya, evet. Evet. Ben Ümitçiğim. söylemişim bunu, değil mi? Şimdiden hatırladım. Evet. Güzel Teşekkürler sözler sevgi paylaştığın paylaşıyorsun bunu. için. Ben de okuyorum. Teşekkür Teşekkürler, ederim. sağ olasın. Ne yapalım? Vallahi bilmiyorum. Sizin burada sunucu, yönetmen, ne dersen uyarım ben. Bitirebiliriz. Soru varsa Peki ben cevap şöyle, ben bir verebiliriz. senden bir söz alayım Ümit. Tabii. Seninle bir program daha yapalım. Çok keyifli, çok Tamam. güzel. Ama psikolojinin tasavvufu sayfasında yapalım onu. Tamam. Ya o sayfayı halledip yapalım. En kısa zamanda ama. Tamam. Tekrardan bir araya gelelim. Ne dersin? Tabii, memnuniyetle Nesli. Ne zaman istersen. Çok teşekkür ederim. Ağzına Ben de sağlık. İyi teşekkür ki ederim. varsın. İyi ki Sağ insanların ol, sen hayatına de iyi ki dokunuyorsun. varsın. Sen de öyle. Hayır, Çok hocam, teşekkürler. hocam. Şöyle bir şey var. Hemen saat ve tarih istiyorlar. Ha. Valla Aferin bakmak Ayşe, bak. lazım yani. Ümit Hoca, Şimdi... Ümit Hoca çok meşgul. Hemen tarih ve saat istiyorlar. Arkadaşlarım çok uyanık görüyorsun. İlk fırsatta diyelim, politik Tamam. olalım. Bakalım, ajandama bakmam lazım çünkü benim bazı gruplarım ve seanslarım da oluyor. Ayarlarız Evet. ama hiç sorun değil. Mutlaka ayarlarım. Yani ne zaman istersen en kısa zamanda ayarlarız. Tamam, o zaman Ümit Hoca'nın eğitimleri var arkadaşlar. Belki kendi bahsetmek ister. Kitapları da var, çok güzel kitapları var. Ben bahsetmiştim, uyanış var, dönüşüm var. İşte Özgür ruhlu çocuklar özgür ruhlu yetiştirmek. çocuklar yetiştirmek var. Hali hazırda yazıp yayınlamadığı bir sürü şey var bildiğim Evet. kadarıyla. Tez konum da önemli. Belki senin de ilgini çeker. Onu da söyleyeyim. Tez konum sana söylemiş miydim? Tez Hatırlamıyorum. başlığım. Mutlaka söylemişsindir. Kahraman arketipi bağlamında insanın kendini gerçekleştirme yolculuğu. Türk halk ozanı Neşet Ertaş örneği. Oo, Onun süper. hayatını arketipsel bir zeminde inceledim. Psikobiyografi ve Campbell'ın aşamalarında denk gelen süreçleri anlattım ki o da zaten çok derindir, bilirsin belki. En son yaşamın son aşamasında artık yani çok derin şeyler paylaşmıştır. O da bir bireyselleşme yolculuğudur. Bunun hayatındaki aşamaları analiz ettim. Krizleri ve nasıl kurban, nasıl kahramana dönüştüğünü. Öyle bir tez Bir yayınlayacağım. şey söyleyeceğim. Yani mesela bu kahraman olmak bana böyle biraz baskı yaratıyordu ama ne zaman ki seni dinledikten sonra şöyle bir şey söylüyordun. Hani kahraman sıradan bir hayatı vardır dedin ya, hani sıradan hayatına döner gibi. Yani o zaman Evet. orada mesela biraz daha rahatladım. Hani bir kahraman olma baskısı da bazen işte kişinin Evet. üzerinde bir rahatsızlık yaratabiliyor, değil mi? O yüzden de Debbie Ford'un bir sözü var. Onu aklıma getirdin. O da der ki en çok korktuğumuz şey yetersizliğimiz falan değildir. Karanlığımız da değildir. En çok korktuğumuz şey ışığımızdır. Bizi tedirgin eder ışığımız. Çünkü o kahramanlık bir sorumluluk gelir ya, getirir ya. Evet. Yapmalısın, eski kalıplarını bir kenara bırakmalısın ve bizim için şeydir, riskli bir alandır. Ya yerine getiremezsem, ya hakkını veremezsem falan dediğimiz bir alandır. Ama kahraman Kesinlikle. olduğumuzda emin ol, o hak verilir. Yani o hak verilecek gücü bulursun yani. Bakış açın da Eyvallah. değişir çünkü. Eyvallah. Öyle olacağını düşünüyorum ben de. Yanlış anlaşılmasın. İnşallah. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ağzına Ben sağlık. teşekkür Keyifli bir ediyorum davet muhabbet. ettiğin için, güzel soruların için, senin de katkıların için. Çok teşekkürler. O sayfada yapamadık Evet. psikolojiden Onu en tasavvufu. kısa zamanda Umarım yapalım o zaman. telafi edeceğiz. Telafi edeceğiz. Tamam. Çok sağ ol Tamam. Nesrin. Onu telafi etme sözü verelim Herkese de iyi arkadaşlara. akşamlar. Çok Herkese iyi teşekkür ederim akşamlar. katılımcılara da. Görüşmek dileğiyle. Sağ ol.